Herkese merhabalar millet. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda ses dönüştürücü uygulamasını inceleyeceğiz. Ses dönüştürücü benim kullandığım basit bir program. Yani düne kadar basit bir programdı. Ama artık değil. Sayfa 1 saat. Yani artık değil derken kullanımının zor olduğundan değil. Programa bir sürü güzel özellik eklendi. O yüzden artık kullanımı basit değil manasında söyledim. Önce şu bildirim gölgesi. Wi-Fi açık, kapalı. İnterneti bir kapatalım. Apple Soft ekran kaydedici kaydediyor. Kullanımı ana ekranı. İnterneti kapatmamızın sebebi programda hani çok güzel özellikleri var ama bol bol reklam var. Reklamlar olduğu için reklamdan bir şey yapılmıyor programda. Reklam çıkmasın diye interneti kapattım. Ses dönüştürücü. Şimdi programı açalım. Ses dönüştürücü. Ses dönüştürücü. Düğme. Sayfa ayırıcı dışında. 3 öğeden 1-3 arasındakiler gösteriliyor. DCM, ses dönüştürücü, liste dışında. Ben zaman kaybı olmasın diye videoya başlamadan önce bir tane telifsiz fon müziği indirmiştim. Önce programın eski sürümünü biraz tarif edeyim ben size. Açıklayıcı olması bakımından. Eski sürümde çok fazla özellik yoktu. Yani birkaç tane dönüştürme formatı, bir ya da iki tane ses ayarı vardı. O kadar. Onun dışında fazla böyle ağım şahım özelliği yoktu ama tabii hakkını yememek lazım. O kadar özelliği yokken bile güzel bir programdı yani. Sesleri güzel dönüştürüyordu ama yeni ayarların eklenmiş olması programı daha da etkileyici kıldı. Program artık eskisinden çok daha güzel. Şimdi dönüştüreceğimiz sesi açalım ve dönüştürme işlemlerini tarif ederken böylelikle uygulamayı da tanıtmış olalım. Video der download. Klasör, telifsiz fon müzikleri, hareketli, 256 kbps CBR, MP3. Evet, bunu açıyoruz. Telifsiz fon müzikleri, hareketli, 256 kbps CBR, MP3. Yukarı git, düğme, liste dışında. Bu yukarı git düğmesi pencereyi kapatır. Yani dönüştürme penceresinden çıkış yapar. Ama bizim amacımız çıkış yapmak değil, dönüştürme sağlamak. Devam edelim. Telifsiz fon müzikleri, hareketli, 256 kbps CBR, MP3. Evet, dosyanın adını ve formatını belirtiyor. Düğme 1, tuş 1, düğme 2, 48.000 hz, 255 kbps, 4.26, 7 saniye. Evet, yukarıda demin ki tuş 1, düğme 1 falan onlar daha farklı ayarlar. Videoyu kesmek için, sesi kesmek, kırpmak için kullanılan çeşitli ayarlar. Bizim amaçladığımız şey şu an ses dönüştürmek. Ve ben programın ses dönüştürme özelliğini anlatacağım. Bu programın tabii ki video araçları da var. Videoyu kırpmak, sesini kısmak ya da artırmak gibi çeşitli fonksiyonları da var ama bizi ilgilendiren kısım şu an ses araçları. Ve ben o yüzden o düğmelere basmak yerine sadece ses dönüştürme işlemini anlatacağım. Ayarlar. Ayarlar. Ayarlara basıyoruz. Bu ses dönüştürme ayarları. Ayarlar. Biçim.
biçim yani ses formatı. Burada eskiden çok fazla ses formatı yoktu ama şimdi bir 7-8 tane ses formatı gelmiş. Bakalım hemen. Açılır liste PP3 Pop-up pencere MP3 MP2 M4A Vav Flaj AHC Caf AFF AU W DPS 30 Hiçbiri 5.30 5.32 Ayarlar Açılır liste MP3 Evet, WMA formatına dönüştürebiliyordu mesela sesleri ama artık yapmıyor. WMA formatı kaldırılmış. O bir dezavantaj olmuş ama olsun. Sesleri WMA formatına dönüştürmek için başka program da kullanılabilir. Zaten WMA o kadar sık kullanılan bir ses formatı da değil. Devam edelim. Solmaya başlama. Solmaya başlama dediği fonksiyon sesi yavaş yavaş azaltmayı sağlayan bir işlev. Yani şöyle anlatayım. Diyelim ki elimizde bir müzik var ve bu müzik yarıda kesilmiş. Biz bunun yarıda kesilmiş gibi görünmesini istemiyoruz. Bu solmaya başlama özelliğini açtığımız zaman müziğin son saniyelerinde sesi azaltır ve müzik yarıda kesilmiş gibi değil, bitmiş gibi durur. Yani sesi birden kapanacağına yavaş yavaş azalır. Hemen solmaya başlama seçeneklerini inceleyelim. Açılır liste kapalı. Pop-up pencere kapalı listede. Kapalı dediği hiçbir işlem uygulamaz. Bu zaten fabrika çıkışında böyle gelir ama bizim amaçladığımız şey bunu uygulamak. Neler yapabiliriz? Ses dosyamızın en son kaç saniyesine kadar ses kısma işlemi uygulayabiliriz? Bakalım. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S, 10S, 7.30, 10S listede, 10S ayarlar. Açılır liste, 10S liste dışında. 10 saniye yani bunu yaptığımız için müziğin son 10 saniyesinde ses yavaş yavaş kısılacak. Solma sonu. Solma sonu dediği seçenek yani müzik bittikten sonra bir ara boşluk olsun mu olmasın mı onu belirlemeyi sağlar. Açılır liste kapalı. Mesela Pop bu up da 1 2 3 4 10 8 10 10 S 10 saniye olarak 10 S belirledik. S Sinop. Yani bu ayarları yaptığımız için müziğin son 10 saniyesinde ses kısılır. Ses kısıldıktan sonra arada bir boşluk olur 10 saniye daha ve dosya biter, kapanır yani. Sessiz başlangıç. Sessiz başlangıç dediği bu çok güzel bir özellik. Benim en çok hoşuma giden özellik bu. Burada müziğin başına bir boşluk ekleyebiliyoruz. Yani atıyorum müzik hemen açar açmaz başlıyordur diyelim. Biz bunun biraz daha geç başlamasını istiyoruz diyelim. Geç başlaması için ne yapıyoruz? Buraya bir saniye belirliyoruz. Ve belirlediğimiz saniyede bir boşluk oluyor. Ve boşluk bittikten sonra kayıt, yani müzik başlıyor. Bakalım. Açılır list. Pop up 1 2 S 2 Mesela S 2 S S 2 saniyelik boşluk ekledik diyelim. Yani bunu müziği açıyoruz. 2 saniye bekliyoruz. 2 saniye sonra müzik başlıyor. 2 saniyelik bir ara boşluk eklemiş oluyoruz. Sessizlik sonu. Sessizlik sonu dediği yine bu aralıkla alakalı. Müziğin sonu
ne kadar sürsün? Deminki solma sonuyla ilişkili bir ayar. Buradan da yine müziğin sonunu uzatabiliyoruz. Sondaki boşluğu uzatabiliyoruz. Mesela Açıl. şöyle yapalım. Kapalı. 9S. 11. 3. 4. 8. 10S. 10 10S. saniyelik bir Ay. boşluk olsun. 10S. S. Sessiz başlıyor. Bunu yaptığımız için mesela müzik başlar, biter. Bittikten bir 20 saniye sonra ses kaydı kapanır mesela. Ses. Acı. Ses. Ses dediği Sesi azalt. Düğüm. 100. ses kalitesini artırıp azaltabiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Bu bit hızıyla alakalı olan bir durum değil. Sesin tamamen kalitesiyle alakalı. Yani düşüklüğü ve yüksekliği ile alakalı. Yani bir müzik vardır diyelim. Sesi çok parlaktır, iyidir, hoştur ama ses kalitesi düşüktür. Telefonu ya da müzik çaları son sese almadan müzikten yeterli verim alınamıyordur diyelim. Buradaki ayar sayesinde 63. müziğin sesini çok yükseltebiliyoruz. Tabii çok fazla yükseltmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü fazla yükselttiğimiz zaman da bas yapıyor. Çirkinleşiyor ama bu ses yükseltme olayını güzel kontrol edebilirsek düşük kaliteli şarkılarımızın da seslerini yükseltebiliyoruz. Kalite. Açılır liste. Maksimum kalite. Bu da yine standart bit hızıyla alakalı olan bir durum. 128, 256, 320 kHz tarzında kaydetmek için en iyi kaliteyi seçmişiz zaten. Tamam diyoruz. Tamam. Telifsiz fon müzikleri. Evet, şu an ayarlarımız kaydedildi. Dönüştürme ayarları kaydedildi. Şimdi başka neler yapabiliyoruz? Ses dönüştürme adına ona bakalım. İşaretli değil, kesmek 1 bölü 2, listede 2 öğe. Kesme seçeneğini işaretlersek şayet istediğimiz saniyeden sonra sesi yarıda kesebiliyoruz. Başlangıcından veya sonundan kesebiliyoruz sesi. Bunu işaretlediğimiz zaman bir menü açılır ve bizden sesin hangi saniyesini kesmek istediğimizi seçmemizi ister. İşaretli değil, hariç tutmak. 2 bölü 2. Hariç tutmak, birden fazla ses dosyası dönüştürüyorsak şayet, atıyorum 8 tane dosyamız var diyelim. Biz sadece 4'ünü dönüştürmek istiyoruz ama yanlışlıkla 8 tanesini de seçtik diyelim. Bunu işaretlediğimiz zaman bizden hariç tutmak istediğimiz, yani dönüştürmek istemediğimiz ses dosyalarını atlamamızı isteyen bir pencere açılır. Zaman aralığını azalt. Düğme 0 saat 0 dakika. Zaman aralığını artır. Düğme. Bu da zaman aralığı. Yine deminki yaptığımız ayarlarla alakalı. Sesin süresini artırıp azaltmakla alakalı bir ayarlama seçeneği. Yavaşlat. Düğme. 0 hızlandır. Düğme. Sesi yavaşlatıp hızlandırabiliyoruz. Yani müziğin çok hızlı ya da çok yavaş çalmasını sağlayabiliriz. Bu Samsung müzik ayarlarındaki oynatma hızına benzer bir menü. Geri sar. Düğme. Oynat, duraklat. İleri. Düğme. Geri sar, oynat, duraklat, ileri. Yani ses dosyamızdaki değişiklikleri görmek ve aynı zamanda hangi dosyayı dönüştürdüğümüzden emin olmak için bazı fonksiyonlar var burada. Basit oynatmak, duraklatmak, geri sarmak, ileri sarmak gibi. Kaydetmek. Kaydetmek düğmesine basıyoruz. Farklı kaydet. İsim. Şimdi bizden isim girmemizi istiyor. Dosyaya bir isim belirlememizi istiyor. Uygulamanın eski sürümünde dosyaya isim veremiyorduk maalesef.
dosyanın adı neyse o şekilde kaydediyordu. Şimdi artık isim seçmemizi istiyor. Yani bir isim girebiliyoruz istersek. İsim için telifsiz fon müzikleri hareketli 256 kbps cbr mp3 zil sesi düzenleme kutusu. Evet, buraya ister bir isim girebiliriz, istersek burayı kurcalamayarak daha doğrusu dosyanın kendi ismiyle kaydedilmesini sağlayabiliriz. İptal, kaydetmek, düğme. Kaydetmek düğmesine basıyoruz. Telifsiz fon müzikleri, hareketli, 256, ilerlemek, %9, ilerlemek, %12, yukarı git, düğme. Evet, şu an dosyayı kaydediyor. Ve kaydettikten sonra bize bildirim gösterecek ve ne yapmak istediğimizi soracak. Bekleyelim. İlerlemek %69. İlerlemek %72. İlerlemek %74. İlerlemek %77. Yukarı git. Düğme. Dosya. Dosya penceresini kapat. Düğme. Dosya. Evet, dosya. Şu an dosyamız dönüştürüldü ve burada. Telifsiz fon müzikleri hareketli 256 kbps cbr mp3 dosya seçenekleri düğme. Dosya seçeneklerine bakalım. Pop up pencere oynamak listede. Oynatabiliriz. Bilgi. Dosya hakkında bilgi alabiliriz. Yeniden isimlendirmek. Yeni isim verebiliyoruz. Paylaş. Başkalarıyla paylaşabiliyoruz. Silmek. Silebiliyoruz. Ses tonu olarak ayarla. Dönüştürdüğümüz dosyayı zil sesi olarak ayarlamaya yarar. Kesmek. Dosyayı demin de bahsettiğim gibi belirli bir kısmından itibaren kesebiliyoruz. 17.0 dosya. Dosya penceresini kapat. Telif donanım. Dönüştürme işlemimiz tamamlanmıştır. Up, ses 4, 2, ö, up, 2, ana, şimdi ana bakalım. Dosya. Ses. Ses. Telifsiz fon müzikleri erişilebilirlik. Açıyoruz. Şununla aç. 2 öğeden 1 tire 2. Samsung Müzik. Durakla tuşu. Tablo dışında. Bekleyelim. Evet. Dosyamız dönüştürüldü. Şimdi orijinal haline bakalım. Dosyalarım. Şununla aç. Samsung Müzik. Durakla tuşu. Tablo dışında. Orijinal hali hemen başlar. Şimdi bu da bekleterek açıyor. Deminki yaptığımız ayarları burada görebiliyoruz. Evet, birkaç saniye bekledikten sonra açıyor. Ve fark ettiyseniz yeni dönüştürülmüş olan dosyanın sesi daha yüksek ve daha parlak. Hemen biraz ileri saralım. Solgunluğunu da görelim çünkü. Evet, dosyanın sesini kısarak ilerliyor ve bizim eklediğimiz süre kadar bir boşluk oluyor. Ara boşluk. O boşluk bittikten sonra da müzik çalar, kapanıyor. Çal tuşu. Dosya. Donanım, düğme. Ses dönüştürücü. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Bu şekilde. Sayfa 1-2. Apple soft ekran. Yeni özelliklere sahip olmuş artık. Sizin de indirmenizi tavsiye ederim. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanız dileğiyle. Dur. Liste dışında Apple Soft ekran kaydedici.